Sultan II. Mahmut zamanında Mora isyanına sebep olduğu için, hıyaneti sabit olduğu için asılarak idam edilen Fener Patriği Gregorios'un Rus Çarı II. Aleksandra'ya yazdığı bir mektup. Liselerde ezberletilecek kadar mühim olmakla beraber o mektupta yer alan 3 noktaya kısaca temas etmek isterim. Ki ben bu mektubu web sayfamda tavsiye ettiğimiz kitaplar başlığı altında 4 maddeden biri olarak tavsiye, vasiyet daha doğrusu aynı harflerle yazılan diğer kelimeyi kastıya vasiyetimdir diyerek dercettim, ettim, neşrettim. Buradan da ilan ediyorum. O mektubunda Gregorios şöyle söyler Rus çarına. Hep harp ettiniz Osmanlı ile ve hep yendiniz ama bir türlü imha edemediniz. Ve sebebini de anlayamıyorsunuz. Bu arada bir parantez açalım sevgili izleyenlerim. Ruslarla harplerimizde hep mağlup olduk. Ruslarla harbimizde tarihimiz boyunca galip olmanın tek yolu harbetmemek oldu. En ucuz enerji tasarruf edilendir. Malum muhkem kazıya. Cennet Mekan 2. Abdülhamit Han'ın bu sahadaki yani harbe girmeden harbi kazanma muvaffakiyeti kayda değer değil midir? Nitekim hemen sonra ittihatçıların iyi niyetlerle heyecanla girip de çok büyük hezimetlere sebep olan girdiğimiz harpleri, savaşları düşününce e, hükmü bir daha hatırlıyoruz. Ruslara akıl veriyor. Savaş meydanında yenmekle bunları bitiremiyorsunuz, bitiremezsiniz çünkü tanımıyorsunuz pek onları. Ben onları içlerinde bulunmakla tanırım diyor. Hakikaten de içimizdedirler, halen de öyledirler. Biz onlarla komşuluk hukuk içerisinde yani yüzlerce yıldır fetihten bu yana birlikteyiz. Fatih Camii'nin altında Fener Patrikhanesi halen oradadır ve sahilden bakıldığı zaman gayet gösterişli büyük kırmızı bir bina olarak görülmektedir. Yani izlenmeli belki, takibi bilinmeli ne var ne yok etrafımızda diye. O mektupta üç noktaya işaret ediyor. Diyor ki birincisi bunlar dost doğru yol üzeredir. Geleneğe tabi ve alimlere fevkalade saygılıdırlar. Ne yapın edin onların alimler olan hürmetini ortadan kaldırın. Devlet başkanlarının, cihan titreten sultanların hocaları karşısında orta mektep talebesi gibi mahcup ve ürkek yaş içinde olduklarını görür ve anlayamazsınız. Bunu değiştirmeniz lazım der ki hayli başarı elde edilmiştir o noktada bilindiği gibi. İkinci nokta devlet reislerine fevkalade saygılı, hürmetlidirler. Bir halife sultanın iki dudağının arasından yedi evliyanın kerameti vardır filan derler. Öyle bakarlar ve hiç münakaşa etmeden emir istikametinde hareket ederler. Bunu da değiştirmeniz lazım der ki o sahada da neler olduğu malumunuzdur. Üçüncü nokta ise aile yapıları çok kuvvetlidir. E ne yapın edin aileyi dağıtın. E o sahada neler yapıldığı da ortadadır. 1820'lerde yazılan bir mektup dur söz konusu olan. Ve bugün geldiğimiz noktada sanki ızdıraplarımızın, başarılarımızın tamamının bir e, teşvesi gibi durmaktadır. Akıl başa gelmeli, tevbe istiğfar etmeli, kendimizi tanımak için biraz daha yoğun bir gayret sarf etmeliyiz herhalde.